Siz bana bize. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Malkara'dayız burada. Arkadaşlarımızı da göstereyim. Murat arkadaşım, Hüseyin arkadaşım. Hoş geldiniz. Atilla mıydı arkadaşın? Evet, Atilla. Atilla abi, bizim yanındayız. Geldik buraya ziyarete, sağ olsun. Şöyle etrafı da göstereyim size. Hey. Tam döneklik yer. Hava çok kötü ya. Baktın mı ben? Ben boşuna gözlükle gelmedim. Allah. Bunları ne için besliyorsun ben diyorum? He? Benim Adana aramam ara buyursun. Bak ayakkabım demir. Yok yok, Adana görmedi be. Ondan. Adana görsün hemen gelir aşağı. Sol yap lan. Geldi içeri. Öyle olmaz işte, evet. Oynama. Oynama bana, oynama. Hiç oynama. Ananı sikeyim seni. Gel buraya. Lan biz bak. Oynama bana dansız. Dur. Ayrıca kuşun da bize geldi de ortamı çekiyoruz. Ya o ayrı var ya. Allah Allah. Ortamı çekiyoruz, hatıra kalsın bize. Yeri çok güzel. He? Ben burada hiç serboş almam başlayacağım. Evet. Evet. Benim şuna da vermem gördüğünüz. O kümesi için yeter bana. Abi, yukarıdaki evler onun değil mi? Tamam. Aa, bu sana ben göreceğim içeride abi. Bakın arkadaşlar, şöyle kendine kalmaya yer de yaptık. O bir eve. Köpekler, möpekler, tam çiftlik gibi. Şöyle çok güzel yer yapmış arkadaş kendine. Malkara semalarındayız şu anda yani. Bu vesileyle de herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Kısmet olursa köpek gelen oraya. Bu videoyu birkaç tane daha ekleme yaparak gittiğimiz yerlerde kendi yerimde, Tekirdağ'dayız çünkü. Onlarla birlikte bir kolaj yaparak sizlerle paylaşacağım. Umarım keyif alırsınız izlerken. Yeri mekanı görseniz yeter zaten. Kuşlar önemli değil. Tüm kuşçulara, tüm kuşçu dostlara Malkara'dan selam olsun. Yaşa Murat. Demek ki selam buyursun, her zaman gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Kemal abinin o büyük kırmızının yalısı. Abi yakaladığım zaman böyle daha dönüşte değil ama gör bak, aklını alır adamı. Gel şimdi. Şimdi dön oradan. Ananı sikeyim seni. Hepimiz para toplayacağız. Alçınga'ya gideceğiz. Abi diyeceğiz bu kuşlar hepsi yavru, abi diyeceğiz de uçuralım ki mesela. Hazır Alçınga, ben uçmadık be. Yok anlamadın. Demek istediğimi. Çok yer hakimi kuşu var aga. Hadi bakayım oğlum. Bu. O bir kuşu görüyor orada be. Görüyor mu? O kuşun üstüne konuyor. Nasıl da sattı bu. Sen ya kuşlara bana isim veriyorsun böyle ya. Diyorlar ya bazen. Kim bilir ya, ben de hastalık yok. Yok mu? Eyvallah Murat. Ben sağ de hastalık yok. Şey hastalığı. Sonlu mu ipin? Hadi. Ya dün Sürman'dayım. Baksana. Dönen kuşu vardı bana. Elitli dişi. Kendi dişi. Al bırakma burayı. He? Yok be, kuştan hiçbir şey yok. Çekti. Çekti orada, kızdı onlara. Bizim onaya kanı var ya. Bayağı oluyor. Evet. Ya bu yüzünü alsana bir gelin şu an. Evet, kuş. Bunun işi olmadı attın abi. Böyle. Bana diyor şimdi gel diyor, al buradan kuş birkaç tane. Benim çiftlere gidelim. Gidip yapmanı bulsun. Tabi oradan bakayım. Ya, ben buradan hazır şeyimi bozdum. Nereye gittim daha bugün? Şöyle. Sen. Bir tane saldım zaten be. Bunlar yemiş kafayı. Ben şimdi buna tokar mıyım lan, kafaya tokar. Adam neydi bunu dedi. Basma o kadar. Ananı sikeyim senin. Basma o kadar. Şeyi. Onu sokar mıyım ben bahçeye abi? Ondan ben kahvede oturmak istiyorum. İstanbul'da adam öyleydi bana be. O ne Doğan abi kulağıma usulca sokuldu. Seni çok severim. Bunu dedi dağdan başka sakın yere dedi, götürme getirme. Dağdan başka yere götürme bunu dedi. Dağ
Adam başka yere götürme dedi. Hey, kendinize gelin be. Dün ne yaptı biliyor musun? Basmacık daha, basma. Basmacık daha. Sokacaktım biraz daha güzel. Biraz daha sokacaktım ama. Yaptı güzel. Badem de yapmışsın ona. Tabii. Kendinden cildir o badem. İzme bana ait. Eee? Resta Matilla Bora. Zaten tök kendinden olsun o kadar büyük badem. Havada rengi yakalamak için mi yapıyorlar? Yok, o kendi şeyinden al. Baba senin burada var ya, 2 dakika video olmaz. Bizi rezil olmaz. Şimdi onları keser. Kesmek mesmek yok, her şey doğal bizde abi. Yapacak bir şey yok. Gözünü seveyim. Bizim genimizde var ha Hüseyin, yalan mı? Ya, ya, doğalız da. Doğalız abi. Benim kanalım, takipçilerim baştan aşağı doğal, yapacak bir şey yok. Hoca sabaha kadar mezatta küfür ediyor. Herkes dinliyor. Yapacak bir şey yok abi. Oralara gel de bir kulağımızı tıkacağız. Bayansı Erdem'in 3 sene önce bana verdi. Kesti mi de doğal olmuyor bu iş. Doğru. Anladın mı? Neyse o, ne yaşıyorsak o abi. Ben şimdi mesela gideceğiz diye birkaç yere. Gidersek kısmet olursa. İnşallah. Onları da en son Hüseyin'e de gittim, onu da ekleyeceğim. Sonra gitti mi benim tekrarda ben kendim de yapacağım. Dönek keyfi diye hani benim oranın hepsini birleştireceğim. Tamam. Tek videoda artık 45 dakika olur, 1 saat olur. Bir öyle saat bir, olsun abi. Öyle ya, bir video yapacağım. Ekmekler ne bulsunlar 5 köpe? Kanadı fabrikasın lan. Bayram sürecinde böyle atlatmış tamam oluruz abi, yani. Tamam, yoksa bakılmaz. Yalnız çok şey istiyorlar be Murat. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani millet kudurmuş yani. Hani illa şey video istiyor. Var. Kaçak videosu. Ramazan'da ara verdik o işleri. Anladın mı? Oruçta olmaz yani. Kaçay video zevkli. Zevkli. Ben bile bir abi vardı, ben de ekledi seyredirdim. En sonunda çıktım takipten. Niye? Kaçak bile İstanbul'da capture'le tutuyor da geldi şimdi bir ağla diyor. Geldi bir Mardin diyor. Bunu Umut'un orada uçurdum. Şey aldı Mehmet abi, kuşu bu kuşu buradan çıkarken bu kuşu bana bırakacak. Erdem abi demiş benim kuş. Beyefendi yemin istedi kuşu benim. Kuş çok güzel beyaz atıyor. Kanadını kuyruğunu güzel kullanıyor da tam kendini vermiyor aşağıya. Canı isterse çok güzel dönüyor. Canı istemezse dönmüyor. Bak taraflara benziyor bak. Gerçi su var be. Boyamış da olur. Ressamlık isterim. Ne? Ya yavru var diye fazla yüklenemiyorum hayvanlara bana. Bak, acık da yükleyeyim. Tabi. Acık da yükleneyim, bu sefer yavruyu bırakıyor. Tamam. Dönem şu yavru olmayacak. Ha ne güzel tuttun, devam ben etsene be eşek yarısı. Gel buraya, gel. Bu kuş aynı benim kaplama erkeği gibi daha dişi otururken galiba. Yok otururken siyah yapar bu. Yapıyor. Çünkü boyalı ya. Tam o şeyi o tutuşu hastayım işte bak ha. O tutuş çok güzel. Yürü sen azıcık. He değil mi aynen. Yürü. En azından 2 metre yap bari be. Ya oturmuşum zaten, yürüsene. Bu şey ne zamandan beri çıktı be Adana ile kuş uçurma? Kuşlar oraya gitti. Anladın mı? He. Bak, hadi Ali'cim de yürü. Bu Ali Baba'nın şan mı bu? Bu yavru şan. Şamın yavrusu bu. Bu kuşlar buraya gitti mümin. Biz değil. Şimdiki kuşlar buraya gitti. Şimdiki önceden Bangola. Sarabaş Bangola kuş uçurdu. Baskala. Ama ne kuyarım valla seni. Yürü. Tamam. Altında iki tane yavru vardı ya. Manak kodumu götüm kalktı. Öteki tamam. Nerede? Çatıda. Öbür tarafta öbür. Evin orada. Ve! Karabaş Bangolan. Dur be ananı sikeyim. Bir tane adamın çekti zaten. Kırılmış 2-3 tane. Dur be dur, atma atayım buradan. Karabaş şey. Şeyin çektim kanatlarını. Ha. Kırılmış 2-3 tane tüyü. Yumurtağını attım. Dur bari içinde. Kıpırdama. Yumurtağını kopardım, attım yumurtağını. Ha. Normalde tek uçar değil mi dönek? Ya dönek tek uçar abi. Tek uçturum daha iyi oluyor abi. Daha sana hakim oluyor. Kuşa bakmıyor, şımarmıyor. Ele gene bir yerden olacak be. Tabii. Şimdi yanında kuşçu oluyor mecbur. Doğru da tutuşman oluyor. Bir şey oluyor yani doğru. Ayrılmasın diye civarında. Ayrılmasın diye. Aynen. Daha hakim oluyor sana kuş. Sen de kuşu daha istediğin gibi eğitebiliyorsun. Buna kısa tur attırırsan, sıkıyorsa kasarına güzel geliyor. Hadi çingenin kuşlar. Haa tabi fiii. Çevirecek kendini değil mi? O zaman veriyor ama daha filakendini.
Bak sıkmadı, gördün mü? Adana iplilik yaptı. Ha, vur vur, geber var. Vur. Hadi be. Yürü. Yürü. O şey de yeni mi moda oldu be? Boyama. Bakın şimdi büyük açık alıyor ya. Boyarsan güzel daire gösteriyor kuş. Yani içini daha büyük gösteriyor. E tamam da mesela şimdi diyeyim sana, 25 sene rahmetli oldu bir Recep abimiz vardı, bir kararık uçuruyordu. O zaman öyleydi ama. Ama nasıl biliyor musun? Kuş bembeyaz olsa daire, da fark etmez yani. Dönüşü tam böyle görüyordun yani. Emin abi ya. Dairede uçuruyordu. Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda rahmetli oldu. İyi dönekçiydi yani. İzmir'den gider alırdı dönekleri, akrabaları vardı orada falan. Baba dönekler gelir. He? Gelir. Tamam baba, çalışsın. Anladım. Çalışıyorsan meseleler baba. Tamam hadi ondan abi. Görüşürüz abi. Hadi. Ne? Aklın orada, gördün kuşu. Hadi be abi. Hey! Abi kalksana, Allah belanı versin ya. Hey! Abi 4 oldu, yumurta kaydırıyorum bu sefer, beslesin yavrularını. Değil mi? Ya yürü, şu kadar büyüttüreceksin. Yavruyu. Burada mayada. Ya alacaksın altına. Mayada da. Bu kuşları da biraz acımayacaksın, uçuracaksın yani. Ananı sikeyim, ben de hata da. Ah, ananı koyayım seni kuş. Ananı sikeyim seni. Ey gülüm. İyi canım, sen ne yapıyorsun? Sertli atıyor. O yatak evden çıktı. Aha. Aa, bende de ishal var dayı. Tabii. He, çımkırıyorum. Hangi Atilla? Atilla Karaca'nın numarasını tamam atarım. Üstayı demiyor mu? Evet tamam gülüm. Dur. Kaldım kara kara. Hadi ben onu sikeyim. Uç. Benim için sıkıntı yok. Dur. Uçtu. Uçuyor. Hayret. Ocağa doğru gidiyor. 3 yaşında o kuşa. Yatak dedin değil mi o? He. Şimdi gelirken bir ver pırıtı. Yok be, damla zaten. Ha. Düğü nasıl gitti ha, ip gibi. Ya daha gidiyor. Daha da gidiyor. Ocağa geçti bak ya orada. Sağ ol. Haydi bak. Olacak, olacak. Bak bak bak. Olsun be. Aman aman. Murat sen nasıl dönekçi olmadın be ağacım ben? Abi biz beceremedik. Malgara'da baskıcı bir tek Murat vardı. Buyurun. Murat arkadaşımız sağ olsun. Biz kuşçular çok sonradan başladık. Evet. Pek fırsatımız olmadı ama sağ olsun güzel dönekçi arkadaşlarımız var. Var. En iyi döneği nerede izledin? Hüseyin hatırında bakkal. Kalan. He? Hüseyin Bakkal'da. Hüseyin Agam efsane ya. Can dostum da. Uçuramayız ki şimdi. Uçursak. He? Uçursak o kuşu. Abi şimdi benim izlediğim kadar Malkara'yı çok görüyorum. Ya da devamlı seyrettiğim için çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Uzun da gördük. Değil mi? Abi Hüseyin abiyi bilmem de dün gittik şeye. Yeni kuşlar almış. 11 kim? 11 lira, 12 lira ne kuş olmuş. Kuşa para vermiş şey. Fayansiyerden. Abi kuş bir siyah tuttu Hüseyin abi. Bir kuş varmış ama çok sevmeye başladım dedi herhalde. Bir kuş siyah tuttu. Bak buradan yemin ediyorum baran kümesi kadar gitti. Çok uzun tuttu kuş ama sadece siyah var kuşta. Yalan yok. Beyazını çizmedi kuş. Sen reis, bir tane palımız vardı erkek. Keşke o kuşu izleseydin. Hüseyin'de mi? Boru. Nazar değdirir kuş. Şimdi ne hallerde? Vallahi nazar değdi, yalan yoksa. Bak. Herkesin dibi düştü o kuşa. Herkesin. O Atilla onu görmedi. Ben de dedim ki en son zaten bu kuşa nazar değecek dedim. Hep onu dedim sal seyredeyim. Sal seyredeyim. Bari doyalım şunu he. Nereye?
Ne? Badanam çok iyi dur Hüseyin abi. Bunları kardeş kardeşe yaptım Hüseyin abi. Eş, ne çıktı abla? Ördek gibi palet ayak çıktı. Ayırdım sonra. Niye hata öyle yaptın? Hata çıktı işte genlerinde. Ya, çok kan yaklaşmıştı abi canım. Dön sol be. Bu kuşa bir atmaca kovaladı o İzmirlilerin geldiği gün. Kuş bıraktı hareketleri. Efendim. Ya babam. Görüntülü arayışı. Tamam. Hadi ben ararım. Gel Adana. Adana gel. Gel buraya. Ananı sikeyim seni. Gel. Gel. Allah belanı versin seni. Yürüyün. Dönük işi çok meşakkatli iş. Yerine gelecek. Çok kuş keyifte ama olacak. Sen keyifte buraya olacaksın. Buraya. Şey de geliyordu. Bak kalktı. Neredeyim? Bir abinin kuşlara geldim. Geleceğim dedim ya sana depo sana. Tamam be kızım. Birazdan geleceğim. Tamam bir yarım saat sonra geleceğim. Ne bağırıyorsun? Hadi bay. Senin var ya ananı yiyorum ben. Kapat. Hadi hoşça kal. Hadi. Hadi. Nasıl kızan? Yer benim canımı. Hacı. Erkek olsaydı zaten var. Şey nasıl yapacak? Anamı sıkmıştı beni belki. Ben bir de sesini akıl yapayım sana. Ha bu ısıracağım o yanaklarını ısıracağım bak çıldırtma beni. Çekeceğim kafayı öyle geleceğim hemen şimdi. Şerefsiz evlat. Uçacak galiba abi 2 yaşından sonra. Hadi bırakayım oraya. He? Ne? Arada ben yaklaştırayım mı şeyi? Yok yok koncuk o. Terekeye de koy abi. Gel adam gibi işte. Bir dakika da. He. Bir dakika. Hep kazalım. Bu, bunlar şimdi tepe mi oluyor he? Atilla abi? Hani bir yatayına diyorlar ya. Tabii. Bunlar tepe mi oluyor? Tepe. Dik. He. Çok zor. Dik bindirme gelir. Bu yatayla daha tepe kırması gel. Bunun ana şey baba şey kuşu, karşı kuşu. Anne de Umut'un kuşu. Onu nasıl? Kuşlar biraz inat biliyorsun. Evet. Mesela hani soyu sende olmadığından nasıl onu anlıyorsun? Nasıl yani o? Kaldırmaz. Karşıdan döndüğü zaman mesela batırırken. Mesela bir kuşa karşıdan attığında böyle gelmesi lazım sana. Ama kuş dönüşü gözün böyle batırırken aşağı. Aşağı batır. O dik tepe kuşu. Tepe kuşu. Sen o zaman tepe kuşu seviyorsun. He? Karşı kuşu. Bunları aldım öyle sen vallahi eğlenmem.
Biraz sabır ettiriyor ya insanı. Elifli güzel de ama. Hadi be. Ananı sikeyim senin be. Görüyor musun ne kadar inat kuş işte. Bu ama tuttu mu? Kuş yapar yani öyle bir sıkıyor çok güzel. Öteki nereye gitti amına kodunu çocuğu? Abi çok güzel daha var. Evet. Abi çok uzun gidiyordu. Boru gibi. He. Allah. Boru. Hadi be. Abi güzel dönekler var evet. Abi Malkara'da. Vardır. Çok evet. Kaliteli dönekler var. Evet. Ali babanın dün kümesine gittik ziyarete. Kuşa bak abi hiç uçmasın. Dersin harbi dönek yani. Renk, boy, poz, aynen, tip. Aynen. Yakışıklı kuşlar. Belki ben kızanlığımdan biliyorum adamı abi. Vali Çıngır işte. Dönen şan düşün. Ali baba Sedat abimiz var. Zabıta Sedat Elmas. Ananı sikeyim be pal seni. Aa 2 seneden sonra uçacak o kuşa. Bana bak tüfek yok mu burada Ati? Var var. İndir şunu aşağıya. Yok. Niyetliyim. Bu arkadaş da avcılık da çok süperdir. Evet. Uçar kaçar abi her türlü. Hiç sıkıntı yok. O. Büyük salaya galaya girsinler galayı kuruturlar. Kondu mu? Kondu. O da ona bir dönüş yaptı konarken. Buraya yapmadı onu yani. Bana bak bu traktörden mi rahatsız oluyor kuşlar? Traktörden sanki rahatsız oluyor. Oh. Hadi. De kaç. Şimdi bu ayardan sonra bunu atacaksın. Aa, kuşa dönüyor ya Allah belanı versin seninle. De kaç. De. Çok cömert işte abinin kuşları. Evet. Evet. De. Ya gitsene şuraya mavi bulutun içine azıcık bayağı. Baksana sinyal çıkarıyor kendi sanki oradan aşağı dönecek iyice. Bu kadar da bir sik izleyemezsin. Kuşlar böyleydi abi karşıda. Evet. Eski kuşlar değil mi öyleydi? Tamam abi. Tamam. Şimdi nasıl en dikine, en tepene. Soğuk olduğuna bu sefer de şey yapmıyor. Uçmuyor. Korku korku indim de böyle iniyor. Düştü pantollara. Neyse şimdilik videoyu sonlandıralım. Diğerlerine ekleme yaparak devam ederiz Muratçım. Böyle güzel bir mekan var arkadaşlar. Şöyle ekranla size karşıdan bir göstereyim şurayı. Biz burada tabi canlı izlediğimiz için daha keyifli oluyor bu işler. Sizlere de bir nebze gözünüzün pası silinsin. Tamam. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Serkan abimizin kümesindeyiz. Malkara'da ziyaretlerimiz devam ediyor. Sağ olsunlar bize kapılarını açtılar. Şimdi bir dönek döndüreceğiz kısmet olursa. Şöyle bir yakınlaştırayım orada. İnce de gösteririm. Güzel bir dişi galiba değil mi abi? Yavru dişi. Yavru genç dişi. Dişi. Hadi bakalım kısmeti bol olsun. Telefonda ona gelen
Erkan abi çok umutluyuz. Senden çok umutluyuz. Ya ne kadar olsa çıplak gözlü olduğu gibi olmaz o. Ha? Nasip bir şey diyor. Aynen, aynen öyle. Tamam, sen patron gidelim. Senden de ökçü be. Bize yumurtaları o veriyor. Ha. Tabii. Vay, esas damızlıkçı o. O eski dönekçi, o usta dönekçi. Biz buraya geldikten sonra tek uçuruyorsun Serkan abi. Bu atmaca kattıktan sonra bu kuşu teke alıştırmam lazım. Kuş yetenekli bir kuş. Bayağı pırıltısı iyi yani. Şu ışıltısı var ya. Yani. Evet. Çelengimizi toplamadık ama yani. Olsun gene iyiydi, iyiydi. Yok. Çok daha iyi olur yani o. Genç bu arkadaş. Bu bizim, sapımız. Sen de büyümedi mi yavru? Yavru yumurta hani, patrondan da. Yumurta patrondan da. Bizim arkadaşlarımızdan sağ olsun gelmiş. Ayağımda da markası vardır. Kuş bizim değil, İsa Sürer arkadaşımızın. Ama çok yetenekli kuş. Manisa'dan kuş. O da erkek kardeşi. Şimdi civarı da şöyle çekeyim Murat. Diğer kuşa atana kadar. Evet arkadaşlar, böyle güzel bir mekan yapmış Serkan abimiz. Kanadının üstünde kanları var. Evet. Buradan geçirmiş göğsünü. Bu ağacın dibinden aldım ben onu. Ama üstün başına her yerim kan oldu. Ölür dedik onu. Gösterebilir yani. Hep kuş öyle olmaz. Atmaca. Atmacadan sonra kuş. Tabii canım korkar. Aynen 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 aynen. Aynen. Hala kanatları kan içinde. Merhaba Mehmet Bey, nereye yazdın kuşunu? Şu dişi izledik demin. Arkadaki bal olan kuş açık olan. Evet. Bu rengi itibariyle, göğsü geniş itibariyle bu dönüşü daha iyi gösterir sanki. Bu dönüşü cins şey olarak yani ırk olarak bu daha şimdi kalıplı oturmuş kuş. Bu 3 yaşında kuş. Evet. O yüzden daha çok oturaklı, kemikleri oturmuş. O yüzden. Hepten 80 diyebilir mi? 90'a. 90, 100 bazen geçiremiyoruz. Kuşu 110, 120'den atıyoruz ama tabii tabii. Yani geçiremeyince mecburen atıyorsun pırıltıyı. Yani kuşu da öldürmeyeyim diye. İdman olsun diye atıyoruz ama biz genelde karşı kuşunu da sevsek 70'ten sonra salıyoruz mesela. Yalnız gidince hepsine dik atacağım pırıltıyı. Bakalım ne yapacaklar. Ben hep karşıdan atıyorum. Şimdi karşıdan atman için kuşun koşarak sana gelmesi lazım. Sana koşarak gelmiyorsa kuşu karşıdan attın. Haydi aşağı kuşlar. Dönüşe girdiği zaman üstüne gelmez. Gelseniz bir gün oraya. Ben mesela hep karşıdan atıyorum. Hep. Yani çocukluğumdan beri. Belki kuş dik kuşu. Şimdi girince de deneyeceğim bu diki. 90'a kadar çıkaracağım. Kuş belli eder zaten. Yok. Hiç denemedim ama. Belli eder derken karşıdan veriyorum geliyor. Kuş böyle koşarına sana doğru geliyorsa karşıdan at. Önemli değil. Direkt zaten suratına gelir görsün. Evet. Ama şimdi kuş böyledir. Salarsa daha aşağı, böyle aşağı doğru döndü mü su yemez karşıdan yani. Bildirmeden daha hoş olur. Aynen. Yani görüntü bakımından. Karşı işte, suratıma işte. Doğru geliyor abi. Suratına doğru geldiğim sıkıntı yok. Karşıdan uyar. Ama dışıdan koşarak gelirsin. Soyunu bilmediğimiz için şey yapmamız gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Tabii belki de karşıdan bağlasın. Bindirmeden atsan kuş kendini zaten belli eder. Evet.
Ne bazı kişi bunlar bizim ikinci havada döner, üçüncü havada döner. Şu yan tarafta mı kümes Serkan? O komple kümes orası. Üç kümes var orada. Dönek mi? Hepsi var. Orada bango var. Hep bango. Kanat bangolar var. Şurayı soruyorum arkadaşlar. Size de göstereyim. Yan tarafta bir kümes var. Gözüme takıldı. O yüzden sordum. Öyle bir bahçe yapmışlar oraya. Gene güzel. Şöyle. Adana atalım. Adana'ları da çek bak. Heh, bunları da çekeceğim bak. Buyurun Adana'lara bak. Bir tanesi yavru. Kardeşini attık galiba. He? Kardeşini saldım şimdi. Deminki değil mi bu? İkisi de aynı zaten. He. Ayıramıyorum ki, ben de ayıramıyorum onları. Evet. Adana'ya gitmeye gerek yok. Malkara'da da bunu tadabiliriz yani. Abi her kümeste var zaten. Evet. Her kümeste. Yalnız bizim adamlarımız her kümeste yok. Onu da söyleyeyim. Burada Murat Akar'da var. Umut'un Adanalıları iyi, Erdem'in Adanalıları iyi. Siyahı var, inanılmaz güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Murat Akar'da alınma kuşlardır. İki çift kuş var bende. Onların kuşlarına bakıyorum ama inanılmaz memnunum bu Adanalarla. Rüzgarı deliyor bak, yavru da yetişiyor. Ey maşallah. Abi yavrunun gelmesi anormal. Öbürkü kart bak, bir yaşından bir yaşını geçti. Öbürkü cikliyor. Mavi olan. Mavi olan yavru yani. Mavi olan yavru bak. Tabanca tabanca. Bak. Kardeşi. Biraz önce de bunu saldık. Evet evet. Sen de evet. Duydun bunları abi burada. Yok abi, ben bunları bir arkadaşımdan, o da uçurmamış, ben bunları denemek için aldım. Parasıyla aldım. Şimdi anasını babasını alacağım. Tamam. Ama bunları da kaybetmek istemiyorum. İyi kuşlar. Güzel güzel maşallah. Baksana sarı tüyleri bak, göğsünde duruyor. Ama uçuyorlar abi. Uçmaz büyükler, iriler Erdem. Gel. Kırmızılarımızdan bir tanesi. Biz Adana'nın hepsine bakamıyoruz abi. Bize dik gelecek yukarıdan. Tabii. Ve cevap verecek sürekli yani. Sen şimdi niye alıştırıyorsun ıslıkla? Tabii. İlk önce bir dürtmek lazım onları. Neyse, seni galoça kalktı. Bunlar çakal diyor. Çakal da deniyoruz. Kırmızı galaca da diyoruz. Kırmızı bu. Bizim burada kırmızı. Bizim orada genelde galaca. Sen bize baştan çakal dedin. Biz de çakalları siyah bluz kesmesi. Çakal de. Kırmızı olur. De girdi mi öyle işte. Biraz hızlı kuşlar. Bunlar biraz idmansızlar. Kuşlarımız bu sene biraz zayiat verdik. Onları azalttık. Azaldılar daha doğrusu. Olur bu abi. İdmansız kaldılar. O yüzden bakma işte. Şimdi böyle yakaladık ama uçuruyoruz. Bal nasıl Serkan abi? Hangisi abi? Bal da elifli olan. Bal elifli olan
paçalı tarzında abi o. Dişi şey, değişik geldi bana abi. Efendim? Değişik geldi bana o. Değişik geldi. Diyorum ya, paçalı tarzı. Tarzı paçalı, sıkı kuş. Sıkı kuş. Mesela bunlar eç, bir de yeni eşler. Erkek binmeden daha yumurtaya kovalıyor onu. Yani işte hani kuş şu anda ne yaptığını bilmiyor yani. Benim hiç bir acayip bir heyecanı var kuşun. Tabii. Pırıt atmıyor, attırmıyor, uçmuyor. Ama inanılmaz bir dairesi var, inşallah size de gösteririz. Yerle bağlantıları iyi. Normalde o kadifeliler mesela su olarak takip ettiğimiz kuşlar, bizim onlardan var burada. Sürekli o kuşlara bakıyoruz, onları biraz çoğaltmak istiyoruz. Tazları iyi. Tamam. Amucalar, enişteleri hepsi var. Hepsi denenmiş kuşlardan değil mi? Tabii tabii. İkinci hareketleri yok. Kuşlar çok efendi kuşlar. Dönek kuşu yani. Aynı benim pal dişime ne kadar benziyor. Tam bende de var böyle bir tane bunun gibi. Babası çok güzel. Uçuramadım tam. Bu da daha yumurtlamamış. Yeni eş almış. O da daha ilk yumurtasını yapmamış bir kuş yani. Belli, çok genç, genç belli, genç belli. Zaten küçük kemikleri daha oturmamış. Kasası masası yerinde değil kuşun yani. Hadi. Boyasını da güzel yapamadım ben onun, makyajını. Evet, biraz göğsü göğsü açık onun. Kınayla mı yapıyorsun? Vallahi işin doğrusunu istersen ben şimdi ilk defa boya yaptım. Benim kuşlarımda normalde boya isteyen vardı, yoktu. Yapamadık, tek başımaydık. Ama ben bunu şeyle yaptım. Bella mıdır, mella mıdır? Normal kadın saç tamam. Boyasıyla yaptım çok abi. Çok iyi, en sağlam öyle. Yapamadım ama, olmadı. Bir sezonu götürüyor bu adam akıllı boyadımı değil mi? Ama şimdi onu ben yeniden düzelteceğim inşallah. Seni güzel anlıyor inşallah. Hey maşallah. Azıcık daha soksaydım oraya düşecek diye pırıltı verdim yerde. Yok, çok çok güzeldi. Yani güzeldi. Şey olarak videoda daha yakın olsaydı daha güzel görülebilir, daha fazla gelebilirdi anlamında söyledi ama oraya sarkacak diye düştüm. Şey yaptım ben onu. Öyle, gencecik kuşun yaptılar maşallah diyelim arkadaşlar. Vallahi şu anda kuşlara gelip vallahi ciddi söylüyorum bak, ayağım bak tüylerim diken diken oldu. Ayağımı getiren bir tane kuş var bu. Bir de Adana'nı çok seviyorum abi. Evet. Çok güzel maşallah. Ömürlü olsun. Abi biz şey yapıyoruz onu. Onun çok antrenmanla falan işi yok. Çok yetenek. Yani diyorlar yani çok vurmakla çok kırılmaz. Teknikle vurursan daha çok kırılır. Aslında. Çok kibar bir hayvan. Belli zaten bak. Yani bir fotoğraf olarak da diğer kuşlardan ayrılıyor. Kuyruğunu da çok güzel kullanıyor. Havada sanki bir bu kadar daha kuş var gibi gözüküyor. Bir tane çelengeni toplamıyor ama hani diyor ki ben diyor 200 metreden pırıltıyı görürsem oradan da gelirim aşağıya kadar diyor. Yani mesafesi bunun kardeşleri falan uçuyormuş. Abi diyor ki 70 metre söylesem diyor insanlara diyor Serkan abi bana deli derler diyor yani görseler diyor. İzledin mi hiç sen bunun kardeşini? Yok şey. Bunun kardeşi şeyde Manisa'da gitmek kısmet olmadı. Çocuk buralı, buradan evli. Buraya gelip gidiyor. Abi diyor metre mesafe hiçbir şey yok. Yumurtadan sonra Serkan abi kuş daha uzun dönecek diyor. Bendeki yumurtladı mesela. İlk yumurtasını çıkarttı bir tane diyor. Fındık misket kadar diyor. Ondan sonra kuş diyor, yerle bağlantısı değişti kuşun diyor, tamamen değişti kuş diyor ama inanılmaz güzel diyor, öyle bir şey olamaz diyor. Şimdi bizim buradaki kuşlarımız, kontrol adımları çıkartalım abi. Bu
kadifeler. Böyle kuşlarımız, bizim buradaki kuşlarımız bu kadar mevcut olan. Az olsun öz olsun abi. Bizimki meşgul. Çok kuşla zaten uğraşa ama çok kuşla uğraşamazsın ki zaten Serkan abi. Yok, daha ben bu kadar değil. Ben biraz daha azaltmayı düşünüyorum. Şimdi mesela buradaki kuşlarımızın bizim soy olarak takip edeceğimiz. İşte mesela hadi. Bizim kuşlarımız bunlar. Adanalarda dahil olmak için bu kadar işte 10-15 tane kuşumuz var burada. Çok güzel abi, ömürlü olsunlar, biz çok beğendik. Vallahi inşallah seyreden arkadaşlar da beğenir. Beğenirler beğenirler. Benim takipçilerim aslan gibidir. Malkara'da iyi kuşlar var. Var. Bir tek buradaki gördüğünüzde değil, mesela Erdem arkadaşımız var. Sedat abimiz var. Ömer Aksu, Ömer Salim diye arkadaşımız, Tamer Çizen var. Ali Çıngar diye bir abimiz var mesela. Ya bizim Emre zamanımız Yavaş kısıtlı var. Olduğu için herkese de tabii ki gidemiyoruz herkese, abi. Evet. Bu Malkara'ya gelip hani kuş seyretmek isteyen herkese doğru zamanda, doğru rüzgarda, doğru havada geldiği zaman kuş seyretmeden gideceğini düşünmüyorum. Şey olur yani. İlla ki kuş seyrederler, onların da hoşuna giderler. Hiçbir şey olmazsa çay içeriz. Eyvallah. doğru abi, doğru. Bizim buramızı, buranın Malkara'nın insanları Tekirdağ, Trakya'nın insanları güzel, boş ver. Aynen abi. Boş bahane. Serkan abimiz de İstanbul'dan gelmedir, Gaziosmanpaşa'dan bu evet, arada. Evet, Gaziosmanpaşa'dan geldi. Evet, buradan da Gaziosmanpaşa'ya selam olsun. Seni eski arkadaşların görürler. Görürler abi. Gaziosmanpaşa'dan mesela sen buraya gelmişsin, birkaç kişi de var, yurt dışına gitmiş. Çok var. Gaziosmanpaşa'dan. Mesela bana yazıyorlar işte, biz eskiden şurada oturuyorduk, burada oturuyorduk. Filancaya selam olsun. Yani gibilerinden bana yorumlar atıyorlar. Buradan da bizi izleyen herkese selam olsun bizden de. Evet arkadaşlar, bu videoyu da sonlandırıyorum. Bir dahaki ziyaretimizde tekrardan devam ederiz. Serkan abi de sizin adınıza teşekkür ediyorum. Gördüklerinize maşallah demeniz bizim için yeterlidir. Arkadaşlar, gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Selamıyla gelse yine yeterli. Allah razı olsun abi. Buyurun, herkese kapımız açık diyor Serkan kapımız abi. Kapımız açık, evet. Bu iş paylaşımla güzel oluyor. Yani senin döneğin 500 metre diyorsa tek başına sadece seni mutlu eder. Evde rahat uyursun ama yarın bir şey anlatamazsın. Yani bizimle paylaştığın zaman, sevilenlerle, hobidaşlarla paylaştığın zaman daha keyifli oluyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Akın abimizin yanına geldik. Sağ olsun bize kapılarını açtı. Merhaba abi. Murat'cığım bizi yalnız bırakmıyor, her daim burada. Eyvallah, her zaman. Ben şuradan mekanı göstereyim size. 10 numara bir mekan yapmış Akın abi. Şuradan dışarıdan doğru çekeyim. Evet bakın şöyle. Tarlaların içinde kendine çok güzel bir yer yapmış. Biz çıplak gözle izliyoruz dönekleri. Siz mekanı görün. O videoda bize hatıra kalsın istedim şöyle. Şöyle bak, adanaların yerleri 10 numara yerler yapmış. Bunlar da kümesler. Bakın abi, eski dönekçisin herhalde ha? He? Çocukluktan beri. Çocukluktan 2006'dan beri hiç ara yok. Vay maşallah. Askerden sonra bir ara verdik biraz. Ondan sonra gelen 2000'den sonra full devam. Kendi kendine mi yetiştirdin? Ustan var mı? Ustalarımız var. Var değil mi? Tabii. Evet. Mal karayı talan ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Çok güzel döndü. Alçak verseydi, tek sefer yapsaydı. Ya onu da yedi. Aynen, mükemmeldi. İyi. Ben de bir az buçuk anlarım yani, sizin kadar olmasa da. Akın oğlu. Asfaltta şeyleri hazırları öldürdük. Evet. Gördük. Sen de hatıra kalır sana. YouTube'dan bakarsın yani şeylere. Şöyle kuşları göstereyim arkadaşlar. Kümes. Gayet güzel.
Esas şeyler burada. Esas cephane bu taraf. Ha. Bunlar eğitim alanı mı? Onlar yerler. Anaçlar. Bunlar damızlıklarım. Tamam. Bunların hepsinin ayrı ayrı hikayesi vardır yani sende. Değil mi? Çoğu da kar zaten. Ortada yatan erkek şu an baş damızlık. Maşallah. Ya böyle baş damızlıklara bir isim versene. Hatıranda kalsın. Ben. Onların ismi bende. He? İsmi bende. He sende mi? Güzel. Şimdi buradakiler hepsi damızlık kümesi ama çoğu da bakıcı bak. Kimisinin altında Adana yavrusu var. Kimisinin altında şey var. Yani hepsi damızlık değil. Ama sen iki takım damızlık. Anladığım kadarıyla beyaz Adana. Şey beyazları yeni çoğaltmaya başladım. O erkek adam benim 11 yaşında. Yeni bu sene yavrum uz hayvandan. Ya alsana 11 yaşında. 11 sene kaldık. Vermişsin ona. Geç bakmışsın. Kaldık. 11 sene şeyimi karımızı çekti. Tabii. Şimdi yeni daha bunlar bak ilk yavruları. Hadi maşallah inşallah ömürlü olurlar. Ana da beyaz baba da beyaz tabii. Zaten değil mi? Çok güzel yapmışım valla. Ömürlü etsin bol bol yavru al abi. Tamam, her şey gönüllü. Bu iş gönül bunun için işi. Yapıyoruz yani. Aynen. Tabii. Gönül işi bu başka bir şey değil. Şeyle işimiz yok. Çok güzel çok güzel abi. Emeğine sağlık teşekkür ederiz. Burada mı var? Burada şeyler var. Adana var şeyler var. He. Tamam. En kart kuşum bu. Şam erkek. Hadi be. Yaklaşık kaç yaşında? 13 yaşında var o. Hay maşallah. Bir 5-6 sene 6 yaşına kadar burada uçtu, döneklik yaptı. Ondan sonra damızlığa çektim ben onu. Şu an tohumlamıyor. He. Ama şu gene de kıyamıyorsun. Dinlenip tekrar yapıyorlar mı? Varmış aslında onun ilacı ama. Geçen sene full tohumlamadı. Bu sene de tohumlamadı. 2 sefer yumurta aldım. Tohumlamayınca bıraktık. Kızlar çektik onu. Onu emekliye yıldık. Hatırı var. Değil mi? Aynen. Ölene kadar burada. Maşallah iyi. Çok güzel. Bu şeyler birbirlerini dövüyor diye mi öyle ayrı yapıyorsun Adanaları? Daha bir şişe koyuyorum buraya. He. Şeyi de iyi yapmışsın he buzdolabından. Süper valla. Beyazın dişisi bu. O uçurmuyor mu şu anda? Yumurtalı mı zaten yumurtasını çalıyoruz içeri. Tamam. Burada var bir takım yine. Ay. Peki ne zamandan beri böyle bu Adana ile? Eskiden Adana ile uçurmuyorlardı ya. Uçuruyoruz. Son zaman kalpazan olduk. Yavruları uçuruyorduk. Şimdi kartları da dönmeye başladık. Değil mi? Normalde önceden tek uçururlardı yani. Ya gene tek. Kart kuşlarımızı tek diyoruz da şu an diyor ben hastalıktan sonra şey varsa Akın abi bir tane alçak bir pırıltı at videoda da kalsın. Var mı öyle alçaktan yiyecek? Deneyelim bir tane de onu görelim. Sonra vakit de geldi. Şunları alacaktık. Bir de o var. Nasıl yapacağız? Ben sana o yüzden dedim Hüseyin ne zaman gelecek. Hadi maşallah bir tane bal. O siyah erken mi? He. Aslanın etkisiyle olur be. Döneğin de işi zor bakma sen. Dönecek hata yapmayacak. Bizi bakalım etrafımızda o kadar dönelim dimdik durabiliyoruz mu? İnsanız yani. Hiç o kadar dönecek bir de dik çıkacak. Onu istiyoruz yani. Gerçi ağız da güzel de. Tabii. Ağız her şey çok güzel abi. Evet evet evet. Ben hiç anlamıyorum ama ağız da çok güzel. Tamam, elinde kuşu gördü ona bile yapıyor maşallah. Bu çıldır şu an. Dolabı nasıl yaptın ya öyle? Çok güzel olmuş ya. Vallahi onun var olmuş. Su girmez bir şey girmez ha. Kuş bakanlar için girmiş de. Yapacağım ondan bir tane şimdi. Damızlık koy içine şey koy. Bir takım açacağım. Yavrularını yarattı. Aynen. Valla çok güzel. Dolap bulunur be çıkma mıkma. Bozuk tabi canım orada yatılmış. Hadi be yavrum yap bizim gönlümüzü giden ayak be. Hadi yap şimdi. Bizim gönlümüzü be. Hadi be reis be.
Hiç şeyi denedin mi Akın abi? Aşağı tarafa dar atmayı, yani kuş türkümesleri bu tarafı. Batıyor mu? Akkel tarafından oradan yiyor zaten de. Yok. Rüzgar genelde böyle esiyor herhalde. Çoğunluk. Rüzgar bize karıştırıyor. Çoğu zaman akkel esiyor. Arkadan esiyor. He. Akkel'de de çoğu kişi kuş sanmıyor. Akkel'de dönek olmaz. Ne yapıyorsun zaten? Bunu bir tane daha çekelim. Mesafe uzak. He? Ondan bozuyor hayvanlar. Biraz daha alçak olsaydı bozmayacak. Ya her zaman işte istediğin gibi olsa. Ben ağızda mesela çok güzel uçuruyorum böyle. Nokta 45 metre. Ben hep öyle diyorum. En tecrübeli sen. Hiç bozmadan. Nasıl girdi öyle çıktı. 45 metre. Ha, merkez dönekçi. Değil mi? Git adam diyorum işte abi 100 tane kuş var. Bir tane uçan var. Aynen. Geri kalan. Ya uçur oldu olmadı. Kısmet nasip. Yerdeki dönek dönekli ki be. Ya damızlık dersinde iki takım dersin, üç takım dersin. 99 tane kuş damızlık mı olur? Olmaz. O onunki, bu onunki. Ne bileyim, YouTube'da pek inandırıcı gelmiyor abi. Bana göre de uçuran adam da yalan olmaz abi. Uçuruyor. Havada gösterir zaten. Olmaz kuşu havada. Git hemen karşıya. Postacılarda da var 200 tane 300 tane kuş. O yarışa soktu 2 tane kuş. Tamam. Abi böyle der. Yanına kuş atınca hemen havaya çıkıyor, görüyor musun? Şerefsiz. Ama bunlar daha çok bozdu abi. Bence de öyle. Bozdu abi. Senin kuşlar da tepe galiba ha Akın abi. Var mı ya? Yaşlı ben normalde. Çok genelde herkes karşıya şey tepe yükselmiş yani. Tepe kolaya geliyor şimdi ondan. He değil mi? Senin buraya da geliyor mu atmaca? Biraz gene seninki de şeye kalıyor. Gelir. Var da. Bizim gene biraz az diğer telefonlara göre. Şimdi bu tarafta askere yakın olanlar var. Onlar hiç rahat vermiyor. Tabi. Nereye çıktılar bak. Oy tekerlek ne güzeldi işte yavrum benim. Evet yüksek olduğu için arkadaşlar biz gözle görüyoruz ama kamera maalesef onu oradan çekmiyor. Ancak bizim anlatımımızla anlayabildiğinizi anlayacaksınız. Nasıl tekerlek gördün mü? Ben işte o tekerleğe beğeniyorum yani. Kuşu arıyor bak. Hem dönüyor hem kuşu arıyor. Ha, maalesef sattı. Daha hazır değiliz be. Evet. Yüksek ama. Çok yüksek. Sen de boyuyor mu bakın abi? Boya var. Var değil mi? Yoksa çikolanlarda var mecbur. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Çok vaktimiz olmadığı için herkese yarım saat durdurmaya çalışıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Murat arkadaşıma da burada bu videoda veda ediyorum. Bundan sonra ben Tekirdağ yolcusu. Her zaman. Malkara'yı talan ettik sağ olsun sayesinde. Allah razı olsun. Ne demek, her zaman bekliyorum. Eksik olma. Yine bir tane attı ama biz onu çıplak gözle izleyeceğiz. Herkese hoşçakalın, iyi seyirler diliyoruz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kuşları tam görmeseniz de bir maşallah demeniz yeterli. Bunlar çabuk nazar alan kuşlar çünkü.
Abi görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Eyvallah. Tekrar bekliyoruz. Sağ ol. Eksik olma. Kuşlar hazır olunca gel. Tamam. Güzel zaman.